25 Mart'ta Antakya Sanat Kolektifi'nin davet ve çağrısıyla Türk Tabipler Birliği, Doktor Ali Özyurt Kültür Sanat ve Edebiyat Kolu'nun organizasyonunda, organizasyonun başlarından özellikle Ayşegül Tözeri'nin olduğu organizasyonla birçok sanatçı, doktor, yazar ve gazeteci olarak 25 Mart'ta Adana üzerinden Antakya'ya gittik. Birçok tabii izlenimlerimiz oldu ve aynı zamanda izlenimlerimiz dışında da aynı zamanda da bu izlenim gözlem dışında da onların taleplerini ve aynı zamanda eksiklerini gördük. Fakat burada şunu söylemem gerekir ki davet eden sanatçılar ve yola çıkan organizasyon yapan sanatçıların birlikteliği ve dayanışması çok önemliydi. Çünkü yazarlar ve sanatçıların o güçlü duruşu kültür ve sanata Antakya ve Hatay üzerinden sahip çıkması ve aynı zamanda halen orada yıkılmamış ama halen kitap satmaya devam eden, açık kendisi tutan Pink Floyd'un şarkılarıyla deprem gününden beri duran çok anlamlı bir şekilde kendi isyanını ve öfkesini ve aynı zamanda ayakta kalma direncini gösteren bir şehir Antakya ve Hatay. Yol boyunca sanki 10 yıl savaşılmış ve aynı zamanda bombalanmış bir şehirle karşı karşıyaydık. Görüntüler, yani televizyonlarda kısa görüntülerle ve uzaktan bakmakla ve o içeriden geçtiğinizde, baktığınızda kilometrelerce yıkıntının altında on binlerce enkazı görünce insan dehşet içinde kalıyor tabii. O enkazların çoğunda halen Antakyalıların söylediklerine göre en az 50 bin halen kayıp var ve on binlerce insanın, yalnızca Antakya özelinde on binlerce insan halen o yıkıntılar arasında. Resmi rakamlar biliyorsunuz 50 bini geçti. Bunlar kimlik tespiti yapılan. Bu Antakya üzerinden 50 bin sayısının Maraş, Adıyaman gibi ileri düşündüğümüzde fazlasıyla katlanacağını, 3-5'e katlanacağını söyleyebiliriz açıkçası. Yani rakam, kayıp rakamı veya şu anda ulaşılmayan cesetlerine sayının 150.000, 200.000 en az olduğu söyleniyor. Bu koordinasyonla bir Karaçay koordinasyon, yani Karaçay Tomruk Suyu kolektifinin yapmış olduğu bir kampa gittik. Çocuklar ve orada gönüllülerin, gönüllü öğretmenlerin, gönüllü doktorların yapmış olduğu çalışmalar. Özellikle çocukları bu deprem travmasından kurtarmak, yaşama adapte ettirmek ve aynı zamanda hem eğitimleri, ki bugün önümüzdeki günlerde başlayacağı kademeli olarak söylenen eğitim durduruldu biliyorsunuz. Eğitimlerine devam etmelerini ve aynı zamanda çeşitli pratiklerle o travmayı atlatmaları konusunda çok ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Ve Antakyalıların şunu çok iyi gördük ki Antakyalılar şehri terk etmemeye kararlılar. Gidenlerin bile gelme çabası var. Her an şehrin normale dönmesini istiyorlar. Fakat gördüğümüz tabloda bu süreç içerisinde çok kolay normale dönecek gibi değil. Yani bir kere o enkazların çok usulünce, mesela asbest yönetmeliği var. Asbest yönetmeliğine göre kaldırılması gerekiyor. Asbest, bildiğiniz gibi soluduğunuz anda, hatta çalışanlara bile, o enkazı kaldıranlar için de çok ciddi risk. Eğer şehire ve oksijenle havaya karıştığında herkesi solumayla 10-15 yıl sonra akciğer kanseri şeklinde kendisini gösteren öldürücü bir madde ve bu maddelerde o dönem içerisinde çok kullanılmış o yapılar içerisinde. Yine gittiğimiz gün Samandağlıların bir itirazları olmuştu. Bu enkazları götürmüşler. Su yakınına, nehir yatağına yakın yerlere dökülüyorlar. Peki nereye dökülmeli? Türk madenlerinde çok ciddi bir harita var. Nereleri sulak alan, nereleri su geçirmez, kayalık, ocak, taşlık. Bunlar kendi haritalarında ve şeylerine var. Bunlara yerleştirilebilir. Yani uzağa da dökülse bu yıkıntılar, burada her türlü zehirli şeyler yeraltı suları üzerinden nehirlere ve içme sularına karışma riski ve tehlikesi çok yüksek. Yalnızca içme sularına da değil, tarım alanlarına dökülüyor Samandağ'da. Bu da çok tehlikeli. Çünkü Antakya'da tarımcılıkla halen devam eden, yaşamın devam eden bir yaşam var. Barınma sorunu halen devam ediyor. Çadır sorunun artık konteyner değil, çadır
çadır eksikliği var. Çoğu aile çok yoğun bir şekilde oradaki seralar, seracılıkta yapıldığı için seralarda yaşıyorlar. Yani ve bu çok bir arada yaşamakta ve su temizleme ve hijyen sorununda yarattığı şeylerle bir sürü bulaşıcı hastalıkla. Şu anda bitlenme ve uyuz hastalığı yaygın ama önümüzdeki dönemler içerisinde daha mikrobiyolojik, mesela kolera gibi hastalıkların baş göstermesi çok olası. Bunu doktorlar özellikle söylüyorlar. Orada bir direnme var. Yani biz terk etmeyeceğiz, buradayız. Antakya'yı, Hatay'ı yaşatacağız ve bu konudaki bir direnmeye inanılmaz bir heyecan duyduk. Ama aynı zamanda şu üzüntüyü ve şu tabloyu da gördük. Zaman durmuş Antakya'da ve Hatay'da. Günler durmuş, mevsimler durmuş. Yani bir gündüz ve akşam şeyi var, durumu var. Bu haliyle insanı çok ciddi bir şekilde hem yüzlere yansımış bir durum var. Yani o gözyaşlarıyla veya üzüntünün getirdiği bir gözyaşlarıyla, yanmış tenlerle ama aynı zamanda o acıya karşı direnip ayakta durmaya çalışan kişiler. Geçici olarak göç etmiş Hataylıların da oradaki veya mevcut olan iktidara karşı seçim, yani önümüzdeki seçim içinde çok ciddi bir şekilde en azından sahip çıkacaklarını gördük. Yani bir savaşta insanların birbirinin, yani yapılacak o saçma veya gereksiz savaşlarda bile olmayacak bir yıkımı gördük ki bunların hepsi ihmal, rüşvet ve rantın sonucu göz yumulmuş ve insanların ölümüne sebep olan bir depremde gidilmiş.